Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi 1 ve 0 konumu olan bir anahtarın bağlantısından sizlere bahsedeceğiz. Öncelikle ölçü aletimizi ölçeceğiz. Hangi kontakları nasıl kullanırız diye. Daha sonradan ise bir tane lamba bağlayarak sistemin sizlere bağlantısını da göstereceğiz. Bu tip anahtarlarda darlarda faz girer ve faz çıkar. Ama bu genişlerde ise İki tane kontağı mevcuttur. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 4 tane uç görüyorsunuz. Bunlardan şu tarafına misal buraya faz veriyorsanız buradan faz çıkışı alıyorsunuz. Buraya nötr veriyorsanız buradan ise nötr çıkışını alıyorsunuz. Şimdi ölçü aletle ölçerek sizlere detaylandıralım. Daha sonra ise bir tane lamba bağlayarak sistemi gösterelim. Öncelikle sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeyin butonuna basabilirsiniz. Ölçü aletimizi buzzer moduna alıyoruz. Buzzer modu nedir? İki tane probu, yani ölçü aletinin iki tane probu var. Bunlara birbirine temas ettiğinizde bu şekilde ses çıkmaktadır. Bu ise bizim anahtarımızı bir konumuna aldığımızda bizim buraya uygulanan gerilimi buradaki çıkış ucundan almamız gerekiyor. Biz işte bu anahtarın kısa devre olduğunu buradaki uçlarımızın buzzer'ın ötmesinden anlayacağız. Şimdi önce 0 konumuna getiriyoruz. Daha sonradan şöyle proplarımızı alıyoruz ve proplarımızla uçlarımızı ölçüyoruz. Bakın buraya temas ettim. Buraya temas ediyorum, herhangi bir ses yok. Burası bir kontak, burası bir kontak. Bunu temas ediyorum. Bunu da değdiriyorum. Herhangi bir ses çıkmadı. Daha sonradan biz bir konumuna getiriyoruz. Bir konumuna getirdiğimizde ise ölçü aletimizin bir ucunu buraya, diğer ucunu ise buraya temas ediyoruz. Bakın şu an çıkış veriyor. Biri aldık. Yani bir normalde sistemin çalışmasına izin veren kontaktır. Şu an çıkış veriyor. Buraya bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu da buradan çıkış vermektedir. Yani burası bir kontak, burası bir kontak olduğunu şu anda sizler de gördünüz. Geçelim bağlantımıza. Bağlantımız ise çok basit. Şu şekilde iki tane hazır kablomuz var. Siyah faz, mavi ise nötr yapalım. Şöyle kremersimiz mevcut. Fişli kablo kullanacağız. Şuradan gelen artı ucumuzu bağladık. Ardından eksi ucumuzu bağlıyoruz. Faz ve nötr uçlarımızdır. Biz bunları şu şekilde bağlarsak, misal buraya nötrden getirdik. Buraya da fazdan getirdik. Bu yanlıştır. Anahtarı bir kurumla aldığınızda burası bir kısa devre olacağından dolayı, yani iletken olacağından dolayı faz ve nötrü şebeke gerilimini kısa devre yaparak sigortaya attırabilirsiniz ve ayrıca buraya da hasar verebilirsiniz. Bu şekilde yapmıyoruz. Şebekeden gelen fazı buraya bağladık. Diğer kablomuzu ise buraya bağladık. Şu şekilde yerine taktık. Bakın. Şebekeden gelen fazımızı sol tarafa, nötrümüzü ise sağ tarafa bağladık. Lambada ise çıkışından onu da şu şekilde nötrü buradan alacağız. Lambamız şu an biraz hareket edebilir, düşebilir. Düştü. Nötrü nötreden getirdik. Fazı ise fazadan getiriyoruz. Şu anda bağlantımız hazır. Şöyle sizlere tam tersinden şöyle çevireceğim. Şu an fişli kablomu takacağım sıfır konumunda. Şu andaki işlemde dikkat etmem gerekiyor. Elimi buraya temas ettirmemem gerekiyor. Bakın sıfır konumunda bir konuma çekiyorum. Bir konumuna çektim. Lambamız yandı ve biz anahtara hem fazı hem nötrü verirsek bu şekilde de bakın ışığı yanıyor. Yani anahtarın kendi ışığı da yanmaktadır. Işıklı anahtar. Bazıları ışıksızdır. Bu ise görmüş olduğunuz gibi ışıklı anahtar. Ama siz kontağın birine bir fazı, kontağın diğerine de diğer faz vererek sadece sistem fazını kesmek istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. O zaman buradaki ışığı yanmıyor. Çünkü anahtara hem fazı hem de nötrü bağlamanız gerekecektir. Bu faz ve nötr sırası çok önemli değil. Sağ sol karıştırabilirsiniz. Onda problem yok. Yani yön yok. Sadece her ikisine fazı ve nötrü bu şekilde vererek sistemi kullanabilirsiniz. Sıfır aldığımız zaman enerjiyi kesiyor. Bu şekilde lambamız sönüyor. Bir konumunu aldığımız zaman ise bizim lambamız yanmaktadır. Bu tarzlar genelde
ufak el aletlerinde, kaynatma gazı gibi cihazlarda kullanılan aletlerdir. Bu şekilde de enerjinin gelip gelmediğini görebiliyorsunuz. Işık anahtar bu şekilde var. Cihazın üzerinde ışık geldiğine dair bir led yok ise böyle ışık anahtar kullanarak enerji var mı yok mu diye de anahtar üzerinden görebiliyorsunuz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.